siz binin, biz de arkanızdakine bineceğiz, evet. Tamam mı? Tamam. Harika, ben de sizi izlerim. Ateş abi, gel sen buraya, ben de Leyla ile koyayım, nasıl olur? Tamam, olur, birlikte binelim. Evet. Tamam ama ben bilmeyeceğim, o yüzden siz binin, benim birkaç işim var. Neden Ateşciğim acaba? Bence yüksekten korkuyorum. Aa, yüksekten mi korkuyorsun? Hayır, korkmuyorum, sadece işim var diyorum. Korkuyor. Bence de. Gayet de komik, işim var diyorum. Tamam hadi ya, kaçacağız ama hadi. Ateş. Efendim? Yani biriz için geldik. Hadi tadı kaçmasın çocuğun. Hadi gel. Biz de geldik. Biz de geldik. Geldik. Devam, devam, devam. Hadi. Devam. Yani benimle yalnız kalmak için bu kadar çabaya ne gerek vardı? Sen hep böyle misin? Nasıl? Gıcık, umursamaz ve hatta inatçı. Açıkçası bence sen benden çok daha inatçısın. Çünkü sen beni delirtiyor olabilir misin acaba? O kadar mı etkiliyorum seni? Sen var ya. Ne ben? Yok bir şey. Ben senin ayaklarını yerden kesiyorum. Hayır sen, sen şu anda İstanbul'un en güzel manzarasına bakıyorsun ama farkında değilsin. Farkındayım. Öyle mi? Al dur şöyle geçeyim de. Daha yakından bak. Ne manipüle etmeyi o kadar çok iyi biliyorsun ki. Ama yemezler. Küçük. Sen biraz önce kendini İstanbul'un en güzel manzarası olarak mı tanımladın? Evet, yaptım öyle bir şey ama aramızda kalacak, tamam mı? Şuraya baksana. Benim çocukluğum orada geçti. Vay. Seninle alakalı bilmediğim başka bir şey. Hani beni tanıyordun? İşte bak ben sana söylüyorum, beni yavaş yavaş zamanla tanıyacağız. Senin çocukluğunu hayal edemiyorum yani. Muhtemelen çok yaramazdın. Öyleydim. Sürekli kaçardım evden. Hatta kaçıp kaçıp mahallenin altını üstüne getirirdim. O kadar çok arkadaşım vardı ki eve giremezdim oyun oynamaktan. Gece saat 11 olurdu. Ben hala arkadaşlarımla olurdum. Öyleydi yani. Tabii şey, o zamanlar biz özgürdük. Yani istediğimiz gibi oynayabilirdik. Ama sen bilmezsin. Şey öyle yakar toplar, istoplar, dokuz taşlar, saklambaçlar, yakalamacalar. Tabii çünkü ben bir cam fanusun içinde büyüdüm. O yüzden bu kadar duygusuzum. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Aslında Leyla, ben o kadar iyi bir çocukluk geçirmedim. Yani çocukluğumla alakalı anılar düşündüğümde hepsi aslında çok mutsuz şeyler. Üzül dilerim. Ben seni üzmek istemedim gerçekten. Ya üzmedim. Sadece gerçek bu. Ama yine de yani bu şehir tüm bilinmezliğine rağmen büyüleyici bir yer. Tıpkı senin gibi. Ben yurt dışındayken İstanbul'a döneceğimi hiç düşünmemiştim. Yani burada yaşamak istemiyordum ama insanı özlüyor tabii. Ne senle ne de sensiz diyorsun.